Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah ve alel ervahilleti hallet bifinaik. Aleyke minni salamullah ebeden ma bagitu ve bagiyel leylu ve nehar. Vela ce'alahullah ahirel ehdi minna leziyaretekum. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibnil Hüseyin ve ala evladil Hüseyin ve ala ashabil Hüseyin. Allah İmam Hüseyin yas ve matemini hepimizden en güzel şekilde kabul buyursun. İmam Hüseyin'in kanlı gömleği melekler tarafından gökyüzüne açılıp sergilenip ağlandığı ay günler başlamış oldu. Böylesi bir günde hadislerimizin buyruğuyla melekler gökyüzünde İmam Hüseyin'in kanlı gömleğini sergileyip ağıt yakıp gözyaşı dökmektedirler. Gökte melekler ağıt yakarken yeryüzünde ise ümmetin salihleri, dindarları, müminleri, Ali ibn Ebi Talib'in şiaları ağıtlar yakıp, sineler dövüp, gözyaşı dökmektedirler. Yiğitlik, kahramanlık, fedakarlık ve dine feda olmak İmam Hüseyin ve Ehl-i Beyt aleyhumussalatu vesselamla bütünleştiği gibi musibet, matem, yas da Ali Abay'la İmam Hüseyin ve ailesiyle bütünleşmiştir. Ziyaret-i Aşura'da zikrolunduğu gibi İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselamın ve Kerbela'nın musibeti İslam alemi yer ve gök ehline çok ağır gelmiştir. Demin okuduğumuz Ziyaret-i Aşura'da şu cümleyi okuduk. Ya Ebu Abdillah, لقد عظمت الرضية وجلت وعظيمة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات أي أبا عبد الله أي حسين سنين يصن مصيبتين bize ve İslam alemine, İslam ehline çok ağır ve büyük oldu. Senin musibetin göklerde bütün gök ehline ve çok büyük ve ağır gelmiştir. Ehl-i Beyt imamlarından zikrolunan bir diğer ziyaretnamede ise şöyle zikrolunmuştur. Şahadet ederim ki senin kanın ebedi olarak cennete yerleşti. Arşın gölgelikleri onun için titredi ve ona bütün varlıklar ağladı. Yedi kat gök, yedi kat yer ve onlardaki ve arasındaki varlıklar Rabbinizin cennet ve cehennemindeki yaratılmışları, gözleri gören ve görmeyen varlıklar ona ağladı. Kerbela şehitlerine ağıt ve yas meclislerini ilk olarak bizler mi başlattık?
Yani Peygamberimiz ve hanedanı mı başlatmıştır? Yoksa bizler abartıyor muyuz? Tarihi olayları inşallah arz etmeye çalışacağım. İmam Hüseyin'in mazlumiyet ve musibetine ağlamayı üç merhalede tarihi kaynaklardan, dayanaklardan aktarmaya çalışacağım. Birinci merhalede, aşamada İmam Hüseyin daha dünyaya gelmeden, İmam Hüseyin daha yeryüzüne inmeden önceki ağlamalardır. Hadislerde İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselam dünyaya gelmeden binlerce yıl önce peygamberlerin ağladığı zikrolunmuştur. Cebrail Hazreti Adem'e tövbe için Âl-i Aba'nın isimlerini öğretirken Hazreti Adem İmam Hüseyin'in ismini andığında kalbi hüzünle doldu, ağlamaya başladı. Hazreti Adem Cebrail'e Âl-i Aba'dan beşincisinin ismini anınca kalbime hüzün dolup gözlerim yaşardı. Ya Cebrail, niçin böyle oldum? Cebrail şöyle dedi: onun başına büyük musibetler gelir ki tüm musibetler onun yanında küçük kalır. Onu susuz ve hunharca şehit ederler. Cebrail Kerbela ve Aşura'yı Hazreti Adem'e anlatınca febbeka Adem'e ve Cebrail'e buka es-sekla. Adem ve Cebrail genç evladı ölmüş anne gibi ağlamaya başladılar. Bu birinci hadisti. Adem, Ebu'l-Beşer, ilk insan İmam Hüseyin'e ağladı. Yüce Allah, Hazreti Musa'ya İmam Hüseyin'in şahadeti ve ailesinin esaretini anlattığında Hazreti Musa ağlamaya başladı. Hazreti Zekeriya, Cebrail'den Âl-i Aba'nın isimlerini öğrendiğinde İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselamın ismini andığında elinde olmaksızın ağlayarak arz etti: ya Rabbi, Muhammed, Ali, Fatıma ve Hasan'ın isimlerini anınca içim ferahlayıp rahatladım. Ama Hüseyin'in ismini anınca kalbim hüzün ve gamla doldu. Yüce Allah İmam Hüseyin'in musibetinden bazılarını Hazreti Zekeriya'ya açıkladı. Hazreti Zekeriya camiye kapanıp 3 gün İmam Hüseyin için gözyaşı döktü. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: Hazreti İsa havarileriyle Kerbela'dan geçerken ağlamaya başladı. Havarilerden Hazreti İsa'nın yanında bulunanlar da Hazreti İsa'nın ağlamasıyla beraber ağladılar. Daha sonra havariler Hazreti İsa'ya nedenini sordular. Hazreti İsa havarilerine şöyle dedi: burada İslam peygamberi ve onun biricik kızı Fatıma'nın oğlu öldürülecektir. Dikkat edin bu nakillere. Daha İmam Hüseyin dünyaya gelmemiş. Daha İmam Hüseyin'in babası dünyaya gelmemiş. Daha İmam Hüseyin'in dedesi dünyaya gelmemiş. Peygamberler İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselam için gözyaşı döküyorlar.
İkinci merhale, ikinci aşamada ise İmam Hüseyin'in doğumundan sonra ağlamalardır. İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiğinde Peygamberimiz Emir al-Müminin Hazreti Zehra salamullah aleyha ağladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den şöyle naklolunmuştur. İmam Hüseyin dünyaya gelince Esma onu beyaz bir kunda, beyaz bir parçaya sarıp peygamberin huzuruna getirdi. Allah Resulü İmam Hüseyin'in sağ kulağına ezan, sol kulağına ise kamet okudu. Daha sonra bağrına basıp ağlamaya başladı. Esma şöyle diyor. Dedim anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Neden ağlıyorsunuz? Hüseyin'de bir eksiklik mi var? Niçin ağlıyorsunuz? Allah Resulü buyurdu ki, bu evladımdan dolayı ağlıyorum. İmam Hüseyin için ağlıyorum. Esma diyor ki, arz ettim, sevinmeniz gerekiyor. Allah size bir evlat verdi, bir torununuz oldu. Sevinmeniz, neşelenmeniz gerekiyor. Resulullah buyurdu ki, benden sonra bir grup azgın kavim bu oğlumu şehit eder. Kıyamet günü Allah benim şefaatimi onlara ulaştırmayacaktır. İbn Abbas şöyle diyor. İmam Ali ile Sıffın Savaşı'na gidiyorduk. Neyneva'ya vardığımızda, Kerbela'nın bir diğer ismidir. Neyneva'ya vardığımızda Emir el-Mu'minin yüksek sesle ağlamaya başladı. Ve şöyle buyurdu. Ey İbn Abbas, burayı tanıyor musun? Bu bölgeyi biliyor musun? Arz ettim. Hayır, bilmiyorum. Emir el-Mu'minin buyurdu ki, eğer benim tanıdığım gibi bu bölgeyi tanısaydın, bilseydin, benim gibi ağlardın, benim gibi kendinden geçerdin. Emir el-Mu'minin ağlamaya başladı. Mübarek sakalı gözyaşlarıyla ıslandı. İbn Abbas diyor ki, ben de onunla birlikte ağladım. Emir el-Mu'minin ağlaya ağlaya şöyle buyurdu. Yazıklar olsun, yazıklar olsun Ebu Sufyan'a. Benimle ne işi olabilir onların? Ali Ebu Sufyan'ın benimle ne işi olabilir? Benim Ali Harp'la, Yezid'in dedeleridir, onunla ne işim olur? Onlar şeytanın hizbi ve küfrün ordularıdır, dostlarıdır. Ey Ebu Abdillah, ey Hüseyin'im, sabırlı ol. Bu azgın grup bana zulmettikleri gibi sana da zulmedeceklerdir. Onların zulmü bana ulaştığı gibi sana da ulaşacaktır. Hazreti Zehra salamullah aleyha babası Resulullah'tan İmam Hüseyin'in şahadet haberini, musibetini duyunca ağlayarak sordu. Ya Resulallah, bu olay ne zaman gerçekleşecek? Hüseyin'im bu belalara, bu zulme ne zaman maruz kalacak? Resulullah şöyle buyurdu. O gün ben, Ali, sen ve kardeşi İmam Hasan olmayacak. Hazreti Zehra daha da ağlamaya başladı. Daha yüksek sesle ağlamaya başladı. Allah Resulü kızı Fatıma'yı teselli ederek şöyle buyurdu. Ümmetimin erkekleri Hüseyin'ime, kadınları ise hanımlarına gözyaşı dökecektir. Toplantılar tertipleyecek. Böylesi toplantılardan Resulullah haber verdi. Böylesi meclislerden Resulullah o gün kızına haber verdi. Evet, İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselama yas ve matem sadece bizlerin teşkil ettiği, bizlerin oluşturduğu yas ve matem değil. Belki bizlerden önce, İmam Hüseyin'den önce
peygamberler, Cebrail, İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselama yas ve matem tutmuşlardır. Allah bizleri gerçek yas ve matemde oturup hakkıyla yas ve matemi derk eden salihlerden karar kılsın.